bugün çok mutluyum. Hiçbir şey benim keyfimi bozamaz. Allah! Bu ne böyle? Burada bunun ne işi var? Kalk kızım kalk. Uyan. Ne burada uyuyorsun? Manyak mısın sen? Kalk da yerine geç yürü. Tamam. Yürü terbiyesiz seni. Neyse çocuklar. Yarın okul gezisine gidiyoruz. Yalnız okul gezisine giderken kurt adam ormanından geçeceğiz. Ne? Nereden geçeceğiz dediniz? Kurt adam ormanı mı? Burası çok tehlikeli değil mi? Kesin sesinizi şapşallar. Şimdi dediklerimi çok iyi dinleyin. Kurt adam ormanından geçerken garip garip sesler duyabilirsiniz. O yüzden sesleri sakın dinlemeyin ve beni takip edin. Anladınız mı beni? Tamam öğretmenim. Hadi gidelim. Kurt adam ormanı. Kurt adam ormanına. Ürperdi ciğerlere bayılırım. Hadi gidelim. Evet çocuklar, kurt adam ormanına geldik. Bu çizgiden sonra ne duyarsanız duyun sakın yoldan sapmayın, tamam mı? Tamam öğretmenim, sapmayın. Baltalar elimizde, uzun iplerimizde. Biz gideriz ormana, ey ormana. Hadi çocuklar uyuşuk uyuşuk yürümeyin. Hadi devam edin. Tamam öğretmenim. Ya iyi çekil şuradan ya, çok yavaş yürüyorsun ne ya. Nene sana ne anlatacağım? Ben beni yalnız bırakmayın. O ses de neydi öyle? Babana gel aslan girdi. Babam mı? İyi de benim babam hayatta değil ki. Hayır evladım, ben hayattayım ve gayet de canlıyım. Ve seni çok özledim. Sen beni hiç özlemedin mi? Ben de seni özledim baba da. Sen neredesin? Buradayım evladım. Sesime gel. Tamam tamam geliyorum. Aferin oğlum. Doğru ilerliyorsun. Gel. He? O ses de neydi ya? Sen duydun mu Hatice sesi? Evet duydum. Yiğit'in sesiydi bu. Evet ya, Yiğit'in sesiydi bu. Yiğit yoldan ayrılmış galiba. Baksana Yiğit yok ortalıkta. Neyse biz onu bulalım. Arkadaşlık görevimiz bu. Hadi gidelim Yiğit'i bulalım. Hadi gidelim. Hadi yürü yürü. Yiğit neredesin? Yiğit neredesin? Ha bu ses ne böyle ya? Yanındaki kız çok kötü, bildiğini zararını istiyor. Tamam o zaman gösterelim ona. Şimdi yedim seni. Ne yapıyorum biliyor musun? Senin kafana bu tokmakla vuracağım. Çünkü sen benim kötülüğümü istiyormuşsun. Ormandaki sistem bana öyle söyledi. Sen delirdin mi? Ben sana niye öyle bir şey yapayım? Hem sen hocayı dinlemedin mi? Ormandaki sesleri dinlemeyin dedi sana. Unuttun mu bunları? Ne çabuk unuttun? Bir dakika şimdi, sen mi doğru söylüyorsun? Ormanın sistemi doğru söylüyor, anlamadım ben. Seni bayırtacağım Hatice. Al sana. Seni hain düşman. Şuna bak ya. Benim hakkımda kötü kötü şeyler düşünüyormuş. Neyse ben Yiğit'i aramaya devam edeyim. Yiğit. Kanki neredesin? Ormandaki sesler, neredesiniz? Ben arkadaşımı bulamıyorum bir türlü. Lütfen bana yardımcı olun ya. Sana yardım etmemizi istiyor musun? Tabii ki de istiyorum. Nasıl istemem yani? O zaman bizi takip et, doğru yöndesin. Geliyorum, geliyorum. Sağa mı dönüyorum? Bak işte oradayım. Hani? Ay imdat, trafalar var burada, imdat. Olsun olsun. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Öğretmen size kaç kere dedi. Ses duyarsanız gitmeyin. Alın işte başınıza bela alıp duruyorsunuz. Yiğit'i bir buldum, zor durumda. Seni aynı şekilde. Ya siz başınıza bela almak mı istiyorsunuz ya? Öğretmen bizi boşa mı uyarıyor? Mantıklı bir açıklaması var ki bizi uyardı öğretmenimiz. Sizse dinlemeyip başınıza bela açıyorsunuz. Size hiç yakıştıramadım valla. Valla ben izin, iyi de sen haklısın yani. Yiğit kaybolmuştu, ben de onu aramaya gittim. Hatta... Kimle gittin, nerede arkadaş? Hatice ile gittim ama ben onun kafasına vurmuştum ya. Ne demek kafasına vurdum ya? Sen ne kadar... Hatice iyi misin? Niye gerçekten... kafamı vuruyorsun? O sesler bana öğretmeni çünkü. Hadi yürüyün öğretmenim. Hadi gidelim artık. Elimi özledim, öğretmenimi özledim. Çocuklar, size 10 kez söylemiyorum rağmen demek yoldan saptınız ve sesleri dinlediniz. Ve daha kötüsü sizi bir küçücük ve desteği kurtardı. Bu nasıl olabilir ha? Ama öğretmenim babam sandım. Ben zaten inanmadım. Mehmet geldi kafama vurdu. Sesler bana öyle söyledi ama. Öğretmen nasıl yetiştirdiyseniz bu öğrencileri hiçbir şeyden anlamıyor. Baksanıza en ufak şeyde hepsi dağıldı. Allah'tan ben varım ki onları kurtardım. Artık merak etmeyin öğretmenim. Bedinizdeyiz sizin okulunuzda. Sesinizi sersemler. Küçücük bir kız sizi kurtarmış, bir de bana gelip konuşuyorsunuz terbiyesizler. Neyse ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kurt adam ormanını geçtiğimize göre buraya kamp kuruyoruz. Ama kamp neyden oluşur? Ateşten oluşur ve yiyecekten oluşur. O yüzden ikiye ayrılacağız. Bir grup yiyecek toplarken bir grup da ateş yapmak için odun toplayacak, tamam mı? Hemen ikiye ayrılıyorsunuz. Emredersiniz öğretmenim. Ben Venizli'ye yılıyorum. Hayır hadi. Hayır ya, ben Venizli'ye gidecektim ama ya. Öğretmenim haksızlık yapıyor bana. Böyle bir şey olamaz öğretmenim. Ya ben bu kıza mı kaldım yine ya? Asıl ben sana mı kaldım be? Ya Venizli sen daha kış, tamam mı? Kışık. Buraya bak ya, koskoca ormanda bir tane bile odun olmaz mı ya? Nereden odun bulacağız şimdi? Ya ben nereden bileyim ya? Baksana her yer ot, bir tane bile odun parçası yok ki. Sen zaten hiçbir şey bilmiyorsun. Venizli'ye olsaydı ağacı kırardı valla. Sen de her şey Venizli'ye üstüne atıyorsun. Birazcık da kendini düşünsene. Ha? Bu ses de ne böyle?
Hayır. Kaç. Ben daha önce kamp yaptım, tamam mı? Kamptaki en önemli şey yemek bulabilmektir. O yüzden senin ve benim çok iyi yemekler bulmamız gerekiyor. Evet haklısın. Yalnız sen de fark ettin mi? Bir çığlık sesi gibi bir şey geliyor sanki. İyi, bu orman çok tehlikeli. O yüzden sürekli gardımızı almış bir şekilde gezmemiz gerekiyor. Hayır geliyor. Kaçın. Gelin saklanın buraya. İyice saklanalım. Şimdi Mehmet bana her şeyi anlatır mısın? Ne oldu? İyi, nasıl gördünüz? Ne oldu biliyor musun Melize? Ben odun topluyordum her zamanki gibi. Tabii ki Hatice hiçbir şey yapmıyordu. Asıl sen hiçbir şey yapmadın. Ben odun topluyordum, tamam mı? Sen kaba çeneni, tamam, ben Melize'yi muhatabım şu anda. Söz bakayım. Ondan sonra orada çalılıyor. Oradan bir tane ses geldi böyle. Ondan sonra bir yaklaştım, bir baktım. Ayı çıktı oradan. Sonra kaçmaya başladık. Ondan sonra sizle karşılaştık ve buraya geldik işte. Böyle oldu. Anlıyorum. Zaten bu orman çok tehlikeli bir yer. O yüzden bunlar başımıza geldi. Şimdi çok mantıklı bir plan yapmamız gerekiyor. Aynen öyle. Bu ayıdan kurtulabilelim. Sonuç olarak siz bir tane ayı gördünüz. Ama biz 4 tane insanız. O ayıdan çok daha güçlüyüz. O yüzden hepimiz bunlarımızı olup ondan sonra o ayıya saldıracağız. Sonra da ayı bizden korkup kaçacak. Nasıl fikir ama? Aynen, onu alt edebiliriz. Aa, haklısın vallahi Melize. Görüyor musun? Melize'de evet, bir sürü çözüm var. Görüyor musun? Senin gibi değil yani. Her şeyi çözüm bulabiliyor. Melize, hadi tartışmanın zamanı değil. Hadi ayağa kalkın. Hadi 4 kişiyiz. Biz onu yeneriz biz. Evet, gel bu ayıyı yenelim. Hadi. Allah. Hey ayı. Bize bak. Biz 4 kişiyiz. Seni yeneriz ha, ona göre. Ne oldu bunlara böyle ya? Korkaklar. Hemen korktular ayıdan. Ama ben onlar gibi değilim. Ben çok güçlüyüm. 4 kişi olmasak, tek başıma olsam da seni yine yenerim ayı. O yüzden şimdi yapacaklarımdan ben sorumlu değilim. Seni çok fena yapacağım ayı. Al sana. Demek Fitness'e bir ayı saldırdı ve siz onu korudunuz. Fitness ise çok korkup ormandan kaçtı. Öyle mi? Duyduklarım doğru değil mi? Evet koruduk öğretmenim. Hatta Venizde korkup öyle bir kaçtı ki size anlatamam yani. Ayı öğretmenin görmeniz lazımdı. Ben hayatımda Venizde'nin bu kadar korkak olduğunu hiç görmemiştim yani. Ayıya ben bunda var ya vurmaya çalışıyordum. Ama Venizde hiç bizim yanımıza gelip bizi korumaya çalışmadı. O Venizde var ya öğretmenim, sınıftan kovulmalı bence. Yiğit de kaçtı onunla birlikte. Bizi orada yapayalnız bıraktılar. Ayıyla ikimiz mücadele etmek zorunda kaldık öğretmenim. Lütfen öğretmenim, onlara ceza verin. Vah. Tüh. Yapacak bir şey yok. Venizde'ye çok yazık oldu. Venizde'yi de çok severdim. Keşke öbür dünyaya gitmesiydi. Tüh. Ha? Hey siz, iki korkak ezik. Nasıl da kaçtınız ama ayıyı görünce. Oysa ben öyle miydim? Gittim. Ayıyla tek başıma savaştım. Çünkü Venizde böyledir. Peki siz neredeydiniz? Ya, neredeydiniz? Senin akşam yemeği olman gerekiyordu ayının ya. Ama ben akşam yemeği olmadım. Ayı benim akşam yemeğim oldu. Onu böyle bir dövdüm. Ayı benden korktu. Siz korkaklar. Hayatınız boyunca hep böyle korkak. Ben korkak değilim. Korkaksın. Hayır. Bak şimdi. Ben seni öyle bir döveceğim. Ha? Beni yalnız bıraktığın için. Hayır, döveceğim. Gel buraya. Ah, benim başarısız öğrencilerim. Ah arkadaşlar, sizin yardımınıza ihtiyacım var. Eğer bu videoyu like atarsanız bana moral verebilirsiniz. Neyse, iyi ki siz varsınız. Bana yardım edip videoyu like atarsanız beni mutlu edersiniz. Neyse, ben şimdi kaçıyorum. Öğrencilerimi bir güzel dövmem lazım.